Evet efendim, çocuklar için oyun terapisini konuşacağız. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla doktoraytu@tv360.com.tr'ye sorularınızı gönderebilirsiniz. Konuğumuz çocuk gelişim uzmanı pedagog Gülşen Yıldırım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim, sizler? Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi şunu soracağım. Çocuklar zaten oyun oynamazlar mı? Yani oyun terapisi ne demek? Çocuklar için oyun her zaman şeydir, ciddi bir eylemdir ve bu koskocaman bir sürü şey içerir. Önemli bir şeydir yani. Hani ciddi, oyun değil yani. Tamamen hani bildiğimiz oyundan çok daha farklı. Onların iç dünyasını yansıtan, kendilerini ifade etmeye yönelik bir çalışma diyebiliriz. Bir terapi çeşidi diyebiliriz. Farklı teknikler kullandığımız. Onlar için hazırlanmış özel bir oda, özel oyuncaklar ve tamamen kendilerini özel hissettikleri bir yer oyun terapisi odası. Ve ben de o odanın sihirli oyun terapistiyim. Peki, yani çocuklar oyun oynarken ressamın resimde kendini ifade etmesi gibi oyunda kendilerini mi ifade ediyorlar? Tamamen öyle. İç dünyasında ne yaşıyorsa, ne hissediyorsa dış dünyada deneyimlediği her şeyi oyun yoluyla aktarmaya çalışıyor. Başlangıçta tabii daha farklı durumlar söz konusu olabiliyor. Kendini ele vermemeye çalışıyor ama ilerleyen zamanlarda tamamen her şeyiyle ben o çocuğun iç dünyasını görebiliyorum. Peki şöyle bir kere nasıl olduğunu bir anlayalım diye özel düzenlenmiş bir oyun odası mı, evet, var? Evet. Tam her türlü oyun materyalinin bulunduğu, işte 0-3-11 yaş arası zaten çocuklar için uyguladığımız bir program ve o yaş aralığındaki her çocuğun ilgisini çekebilecek her türlü oyun materyalimiz var. Gerçeğe çok yakın, gerçeğin birebir aynısı malzemeler kullanıyoruz. Kum kullanıyoruz bazen. Sular giriyor işin içine. Farklı tekniklerle devam ediyoruz. Bu nasıl bir şey? Mesela diyelim ki bir saat oraya mı koyuluyor çocuk? Yani nasıl şey işlemin, pratik işleyişi nasıl? Şöyle başlıyoruz. Yani süreç şöyle başlıyor. Bir problemle bana başvuruyor çocuk. Ben onun var olan probleme yönelik bir terapi uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Aile ona oyun terapisine geliyor diye getiriyor. Ve sonrasında çocuk odaya girdiği zaman şu şekilde başlıyoruz. Burası bir oyun odası ve sen burada neredeyse her istediğin oyunu oynayabilirsin diye çocuk terapiye başlıyor. Orada geçirdiği zaman belli. Belli zamanlarda sınırlamalarımız var. İşte nedir mesela onlar? Ne kadar süre oynuyor? Her çocuk için değişiyor mu? Her çocuk için değil. Genelde 45-50 dakikadır bizim seans sürelerimiz. Orada çocuk tamamen kendi halinde oyun oynar. Ben terapist olarak sadece onun oyununu gözlemlerim. Gerektiği yerde müdahale etmem gerekiyorsa ya da sınır koymam gerekiyorsa o sınırları koyarım. Onun haricinde çocuğun dokunduğu, gördüğü, hissettiği, kokladığı her şeyi bir nevi ayna gibi ona yansıtırım. Şöyle yapıyorsun, bunu yaptın, şimdi ona dokundun ve çocuğun sembolik dilini bilmediğimiz için de asla o isimlendirmediği sürece ben nesnenin ismini de söylemiyorum. Benim için bir ev onun kalesi olabilir, şatosu olabilir gibi. Evet, siz demek ki yani söylerken sen o bu şu gibi tamamen şey yapıyorsunuz. Tamamen evet, şuna dokundun, ona baktın, orayı inceliyorsun ve bir oyun terapisti olarak hani benim oradaki sorumluluğum, görevim tamamen onun yapabildiklerini ön plana çıkarmak, onun özgüvenini geliştirecek şekilde cümleler kullanmak. İşte bunu yaptın, şunu şöyle yapıyorsun gibi yorumlarda bulunmak. Ama çocuk onun farkında, farkındalığını mı arttırıyorsunuz çocuğun? Burada şöyle olmuş oluyor, çocuğun yaptığı her şeyde bir farkındalık geliştirmeye çalışıyoruz. Keşfetmesini sağlamaya çalışıyoruz. Duyduğu şeyin gerçekten hani o duyduğu şey olduğunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hani buradaki amacımız şu, çocuğun baş edemediği bazı duygular olmuş olabiliyor. Ya da bazı problemleri kendi haline çözemiyor ama oyunla tamamen istediği şekilde ve orada yaşayarak, deneyimleyerek çözüme kavuşturuyor. Peki o zaman sorayım, en çok hangi sıkıntılarla size getiriliyor çocuklar? Genellikle kaygı düzeyi yüksek çocuklarla çalışıyoruz. Boşanmış anne baba çocuklar,
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar hiperaktivite, disleksi, dikkat eksikliği gibi durumlarla çalışıyoruz. Öfke geliyor mu? Ben çocuklarda çok öfke görüyorum artık. Yani şu an kaygı ve öfkeli çocuk sayısı gözlemlediğim kadarıyla çok fazla. Yüksek değil mi? Yani kaygı, hani eskiden kaygılı, endişeli çocuklar vardı. Şimdi özellikle bu elektronik bağımlılığında ben öfke görüyorum. O elektroniğe ulaşamadıkları zaman çok ciddi bir öfke oluşuyor çocuklarda. Ya şu an zaten hani çocuklar oyun oynamayı da tam olarak bilemiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü her oyuncakla şey bireysel ve tek yönlü iletişim halinde önlerine sunuluyor. Oyuncaklarla nasıl oynayabileceklerini, malzemeleri nasıl kullanabilecekleri konusunda da sıkıntı yaşıyorlar. Ve çevresel faktörler de onların kaygı düzeyini yükseltiyor. Öyle durumlarda da biz devreye giriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla o kaygıyı en az düzeye indirip davranışlar daha kontrollü olmasını Peki, sağlıyoruz. Peki, sorularımız var galiba. Alalım, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim 8 yaşında torunum var. Okula gidiyor. Okulda gayet çok güzel. Arkadaşlarına uyumları güzel. Eve gelir, yemeğini yer ama bir komşunun çocuğu gelsin paylaşamıyor hiçbir şeyini. Ne oyuncaklarını, önce bir kavga ediyor. Ondan sonra tabii büyükler araya girince çocuklar susuyor. Tek çocuk mu? Tek çocuk. Bir yaşında bebeğimiz daha var. Anneler devreye girince tabii çocuklar susunca sakinleşiyorlar. Sonra çok samimi oluyorlar, içli dışlı oluyorlar. Sonra paylaşıyorlar. Ne yapmak lazım? Kardeş, bir yaşında olan onun kardeşi sanırım. Belki çok fazla yönlendirilmiş olabilir, işte kardeşinle paylaşman gerekiyor, şöyle yapman gerekiyor diye. O da hani yaş itibariyle paylaşmayı çok sevmeyen bir çocuktur. Hani 8 yaş yönlendirmede varsa ondan dolayı olabilir. Tepkisel bir şey. Tepkisel bir şey olabilir. Hani kardeş kıskançlığı da giriyor olabilir işin içine. Şunu soracağım ben. Bu çok rastladığımız bir şey. Mesela işte kardeş doğduğunda, çünkü ben hep böyle annelerin ikinci doğumlarını yaptırıyorum falan. Kardeş doğduğunda özellikle büyükler kıskanıyorlar falan. Paylaşmayı bir sürü çocuk bilmiyor. Ya bunları çocukken bilmiyor ama bu çocuğun doğal yapısı. Büyüdüğünde de, bu çocukluğunda paylaşamazdı, büyüdüğünde de paylaşamıyor diye bir şey, şart var mı? Yani aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani kıskanma diye bir şey yok. O bizler tarafından çocuklar üzerinde oluşturulan bir şey. İşte aman kardeşi olacak, şimdi o kıskanacak, şöyle yapacak, böyle yapacak gibi konuşmalar hep geçer. Bebeği, yani diğer kardeşin yanında hemen önce bebeği sorarız. Sonra anneyi sorarız, en son onu sorarız. Oysaki daha önce ilk önce onu soruyorduk. Bu tarz şeyler, işte kıskanıyor mu gibi şeyler giriyor işin içine ve çocuk da kıskanması gerektiğini düşünüyor. Eşya paylaşma konusuna gelince, yani bizler de eşyalarımızı paylaşmıyoruz. Yani çocuklar da paylaşmasın. Yani bir taraftan da öyle düşünüyorum açıkçası. Bir yandan da açıkçası haklılar yani. Ben kıyafetimi paylaşmıyorum. O da oyuncağını paylaşmak istemeyebilir. Çok da takılmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu sonuçta orta yolu bulmak lazım. Tabii ama ki çocuğu da çok zorlamamak lazım. Yani, evladım illaki bak paylaş işte et falan. Bu diye. Evet, o çok şey, zorlayıcı ve çocuğun üzerinde baskı uyandırıcı bir durum. Hani mecburiyetten yapıyor ve bir süre sonra da tepkisler göstermeye başlıyor. Peki şimdi deminki şeyde kalmıştık, o öfkede kalmıştık. Gerçekten çocuklar oyun oynamayı bilmiyor demiştiniz. Şimdi hakikaten biz hep oyuncaklarla oynadık. Hatta oyuncaklarımız ta sonradan elektrikli olmaya başladı. Tabii. Elektronik de değildi, elektrikli, pilliydi. Yani ondan önce hep ahşaptı, işte plastikti. Yani bir araba varsa o arabanın motoru bendim. Motoru evet, ben yürütürdüm o arabayı. O araba gitmezdi kendiliğinden. Şimdi arabanın gitmesinden de geçtik. Giden arabaları bıraktık. Ekranda giden arabalar var. Tabii. Yani dediğiniz gibi her şey karşıda yapılıyor ve çocuk bir izleyici sadece. Orada zaten hani şu var. Oyun terapisinin hani çocuklara sağladığı en büyük katkılardan biri de şu: yaratıcı düşünme becerisini destekliyor. Çünkü orada çocuk ne yapması gerektiğine kendisi karar veriyor. Yapacağı şeyin sorumluluğunu alıyor ve o sorumluluğu da devam ettiriyor. Tercihte bulunuyor, seçim yapıyor. Birçok beceriyi aynı anda kazanmış oluyor. Kendine güveni geliyor bir defa ve saygı duymayı da öğreniyor aynı şekilde. Ve en önemli şey, dediğim gibi, yani ifade etmek ve yaratıcı düşünce
düşünme becerisine sahip olmak. Peki ekranda bir yandan şimdi görüntüler tabii dönüyor. Onlara ben baktım. Kum havuzu dedi. Kumdan kum havuzu ne yapıyor çocuklar orada? Mesela o ne gibi bir şey geliştiriyor? Kum şöyle bir kum terapisi diye bir farklı bir terapi yöntemimiz var bizim. Kum tepsisi terapisi diye geçer daha doğrusu. Orada bizim oyun terapisiyle hemen hemen aynı. Aynı malzemeleri kullanırız fakat alanı biraz sınırlandırmış oluruz. Orada da şunu isteriz. Yine kendine en yakın hissettiğim malzemelerden buraya bir hikaye oluşturmanı ve bir varmış bir yokmuş diye başlayarak anlatmanı isteriz diye bir yönerge veriyoruz. Ve sonrasında çocuk işte o yine belirlenmiş zaman diliminde bu hikayeyi oluşturuyor, bana anlatıyor. Yine orada hani şunu görüyoruz yani çocuğun içinde hissettiği olumlu olumsuz bütün duygular o tepsinin içine yansımış oluyor. Neyle baş edemiyorsa o sorunu orada çözdüğünü de ya da o sorunu oraya yansıttığını da görüyoruz. Ve sonrasında da hani şunu söylüyorum, peki ne değiştirmek istersin diyorum bu tepside. Neyi değişti? Çünkü orada yine bir farkındalık kazanmış oluyor. Hani bunu da böyle, bunu neden buraya koydun? Hani bunun, bu niye burada gibi sorular yönlendirerek en sonunda da neyi değiştirmek istiyorsun dediğimde o esnada hani ne hissediyorsa oradan bir şey alıyor ve seansımız da sonlanmış oluyor. Peki bu seanslar hani 45 dakika bir seans, siz birebir mi yapıyorsunuz? Evet. Yani çocuk ve ben aynı odanın içinde. Yani başka çocuklar yok mu? Grup terapisi yapmıyorum. Çok da uygun olduğunu belki ilerleyen zamanlarda ama başlangıç aşamasında birebir olması hem çocuk için hem de iyileşme sürecini hızlandırması adına daha sağlıklı. Peki bir telefonumuz var İstanbul'dan. Tabii. Gülşen Coşkun bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim ama biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Olsun, o kadar olur televizyonda. Buyurun sorunuzu alalım. Tabii. Benim oğlum 2 yaşında. 2 yaşına bu ay girdi. Çok kaygılı, çok korkuyor. Yalnız kalmaktan korkuyor. Yalnız oynamak istemiyor. Sürekli beni istiyor. Yani bir de şey, mesela parka götürdüğüm zaman diğer arkadaşları gibi şey olmuyor. Hani böyle endişeli bakıyor, kaygılı bakıyor. Kaydıraktan kaymak bile istemiyor. Hani böyle uzak durmak istiyor parktan. Yani bu gibi davranışları var. Ben ona karşı çok iyi davranıyorum. Hani kızmıyorum, bağırmıyorum. Yani daha önceleri biraz kızıyordum, şey yapıyordum. Ama onu bıraktım. Kesinlikle şimdi hani çok iyi davranıyorum ve her şeyi doğru bir şekilde öğretmeye, yönlendirmeye çalışıyorum. Ve çocuğumda bunu görüyorum. Hani odada yalnız kalmak istemiyor, oyuncaklarıyla tek başına oynamak istemiyor ve sürekli korkuyor. Hani dışarıdan mesela havai fişek sesini duydu. Onu halen aklında, yani bir sene oldu, aklından çıkartmıyor. Sürekli işte pat pat gelecek. İşte cami mesela ezan sesi duydu mu ondan korkuyor. Yani her şeyden, hemen her şeyden korkuyor yani. Peki Gülşen Hanım, hemen soralım uzmanınıza. Çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. İnşallah bir çözüm evet olur. Buyurun. Tam hani soru şey olarak korkularının olduğunu anladım. Hani yaş itibariyle tamamen o bağımsızlığa geçişin ilk adımı, aynı zamanda da anneyle o ayrılma süreci, sağlıklı ayrılma dediğimiz kısım. Evet, anneyle kısım, çocuklar kendileri bir yere kadar tek varlık zannediyorlar, ya, değil mi? Bu sürece kadar, işte 2 yaş dönemine kadar böyle bir düşünce var. Özellikle hani anneler tarafından diye düşünüyorum. Sonrasında tam 2 yaş döneminde çocuk bağımsızlığa adım atmış oluyor. Bir ayağı annenin yanında, diğer ayağı dışarıda gibi ve ne yapacağı konusunda kararsız. İşte orada annenin onu cesaretlendirmesi gerekiyor. Yani şunu söylerse, hani bu dışarıdan işte ezan sesi duyduğunda korkuyor, korkacak ne var derse çocuk daha çok korkar. Evet, o sesi ben de duyuyorum. Ben korkmuyorum, sen de korkmayabilirsin. Hani daha onun özgüvenini güçlendirecek, korkmaması gerektiği konusunda anne söylerse eğer biraz daha endişesini azaltacak. İşte yine kaydıraktan kayma dedi, birlikte yapıp daha sonra yine onu cesaretlendirirse sen bunu yapabilirsin, edebilirsin gibi sözler kullanarak yapabildiklerini desteklerse biraz olsun sorunları azalır. Evet, demin söylediğiniz gibi çocukların kendi dilleri, kendi dünyaları olduğu için biz işin profesyoneli olmayanlar
dillerini çok anlamakta zorluk çekiyoruz ve kendimizce normal olanları söylediğimizde onların dünyasında başka etkileri olabilir. Yani çocuğa verdiğimiz her mesaj çok önemli. Mümkün olduğunca kelimelerimizi seçip uygun olan sözcükleri kullanmamız gerekiyor çocuklara karşı ve özellikle de dediğim gibi yani hep yapabildikleri üzerinde durup yapamadıklarını daha az dile getirmek gerek. Çocuklarımızla hem kelimelerimizi hem davranışlarımızı seçerek yapmak lazım. Çocuk gelişim uzmanı pedagog Gülşen Yıldırım. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim size. Ben teşekkür ederim.